Merhabalar. For Honor Duelo serisinde yeni bölümdeyiz. Tian diye oynuyorum. Yani açıkçası çok bilmediğim bir karakter zaten. Wulin sınıfındaki çoğu karakteri bilmiyorum. Ama göreceğiz yani. İlk duelodan karşıma Black Prior gelmesi de kötü oldu yani. Orada ufak bir bağlantı sıkıntısı oldu galiba ama neyse. Hedefim 5'te 3 Tiandi'de. Bakalım göreceğiz. Yani iki tane kazansam bile bana yeter yani. Son anda iyi periledim ha. Bak geçen bölüm bir tane periledim. Valkyrie bölümünde o tahmindi ama bu sefer refleksti yani. Güzel. Bu arada Wulin sınıfında en iyi oynadığım ikinci karakter diyebiliriz. İlki büyük ihtimalle Zanhu'dur. Nusha da olabilir, bilmiyorum. Yani Tiandi'yi birazcık oynayabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani hareketlerine hakimim. Ufak değişiklikler yapmışlar tabi oynamayalı ama eskiden şu ağır tekmesini attığı zaman saldırı yapamıyordunuz. Enerjim bitti. Yemedi. Acık spam yapayım dedim ama olmadı. 5. randa geldik ya. Vay arkadaş. Kurtulamıyorum yani.
sarmal bir döngüdeymişim gibi. Güzel. Tebrik ediyorum ya, ne diyeyim? Kazanamadım. Günün ikinci düellosundayız. İlk düellodan zorlu bir rakip geldi yani. Black Prayer zorladı beni. Bu sefer de bug'lı gladyatör var. Zorlu olabilir biraz. Neyse. Bu sefer iyi oynadım. Yani demin Black Pride'da yenebilirdim. Orada yani 3. düelloya gitmeden kazanabilirdim. Ya 5. düelloya gitmeden. Spam yapmam kötü oldu orada. Ağır saldırı yapacağını düşünmüştüm ama o light spam yapmayı tercih etti. Bir şey diyemeyeceğim. Müthiş oynadım yalnız. Bak bu iyiydi işte. Bu düelloyu 5. round'a götürmeyeceğim. Kazanmak istiyorum. Güzel. Biraz odaklanınca sorun kalmıyor. Güzel periledim hafif saldırılarını. Bir sonraki düelloya geçelim. Bugün şanslı günüm. Çünkü aynı rakip tekrar geldi. İntikam vakti. Je l'ai
Yine aynı bak. Geçen düellonun dejavusu olmadı mı bu? O zaman gerçi farklı bir hareket yapmıştım ama. Tüf be, kazanabilirdim ha. Neyse, bundan ders çıkarmamız lazım. Bu sefer de ben kazandım. Zorlu bir rakip, açıkça söylemem gerekiyor bunu yani. Değişik oynuyor. Lag falan mı var bende diye bakıyorum da. Arada tutukluk oluyor sanki de. Bahane değil bu arada yani. Güzel. Yine 5. rounda gitti. Yani şikayetçi değilim bu arada. Böyle düelloları severim ben. Her zaman diyorum yani, dişli rakiplerle oynamak daha keyifli. İşte bu. İntikam alındı. 4. düellodayız. Bir Wu Lin kapışması olacak. Karşımda Shaolin var. Shaolinler beni zorlar genelde. Oh!
Güzel oynadım. O tekmeyle yaptığım combo mesela bayağı iyiydi. Eskiden Tiandi yapamıyordu bunu mesela. O tekmenin bir devamı yoktu. Sadece tekmeydi yani. Şimdi saldırı yapabiliyoruz. Bu güzel oldu tabi. Bundan bahsediyorum yani. Bu tekmenin devamı yoktu eskiden. Sadece tekmede kalıyordu yani. Böyle yapmaları daha iyi olmuş bence. Tabii herkes aynı fikirdedir büyük ihtimalle. Ulan enerjisi geri geldi be. Yere düşürecektim. Neyse. Güzel oynadığımı düşünüyorum bu düelloda. Bir sonraki düelloya geçelim. Günün son düellosundayız. Karşımda Warden var. Güzel. Vanguard'lar olarak iyi bir düello olabilir. Gel bakalım. Ney? Orada kötü oynadım. Warden o omuz atlayışını beklettiği zaman yakalaması bazen olmuyor yani. Onu iyi ayarlamak lazım. Boşa gitti yani o yakalama hareketim. Güzel. Zorlu bir rakip. Fena oynamıyor yani. Bakalım ne olacak. 5'te 3 hedefimi tamamladım zaten. Bu düello artık ekstra yani. Kazanırsam kazanırım, kaybedemezsem de yapacak bir şey yok ama tabii ki kazanmak için elimden geleni yapacağım. Thank you.
Buradan uzaklaşmam lazım. O kadar da kötü oynanılmaz be. Yani karakteri bilmemekte son nokta. Şunu kazanmam lazımdı yani her türlü. Gereksiz yere şimdi 5. round'a zorlayacağız. Yani güzel oynadı adam diyecek bir şeyim yok. Bugünlük bu kadardı. Tian'de böyle bir karakter gördüğünüz gibi. Fazla hakim değilim ve açıkçası son düello içime oturdu resmen yani. Ama o yapacak bir şey yok. Düzgün oynamadım. Cezasını da çektik işte. Ama bir daha olsa kazanırım yani. Aynı Blackbriar'da olduğu gibi kaybetmem yani o rakibi. Çünkü o kadar da iyi oynamıyordu. Fena değildi ama çok da iyi oynamıyordu. Ama yine de tebrik etmek lazım. Kazandı sonuçta. Bahane bunlar hep. Bir sonraki bölümde Nusha olacak. Wu Lin sınıfının asasini. Bu da değişik bir karakter. Bir sonraki bölümde göreceğiz artık. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.